Sevgili gençler merhabalar. Bugün ikinci bölüm olan hücreyle başlayacağım. Hücreyi anlatırken hücre nedir? Hücrenin bulunmasına kimler katkı sağlamıştır? Hücre zarı, hücre duvarı, hücre zarından madde geçişleri çok önemli bir kısım. Ve hücre ve organellerini işleyeceğiz. Hücreyle ilgili temel bilgileriniz zaten aslında organel kısmı ile ilgili bilgileriniz tam. Hücre zarından madde geçişleri ile ilgili sorun yaşıyorsunuz. Bu kısımları da beraber örnekler üzerinden tek tek ilk kısmı gibi halledeceğimizi düşünüyorum. İlk olarak hücre tanımıyla başlıyoruz. Evet, hücre nedir? Hücre canlının temel ve işlevsel ve yapısal yapı birimidir ve hücre bir canlının en küçük yapı birimidir. Şimdi biz şu an bunu söylemek çok kolay çünkü hücre kavramını biliyoruz ama tarihsel süreçte işte buna katkı sağlayan bilim insanları var. Robert Hook demiş ki İlk olarak 1665'te bir meşe mantarı almış ve meşe mantarında şöyle küçük odacıklar olduğunu görmüş ve bu her odacığa selüla adını verilen yapıları vermiş. Anton van Leeuwenhoek ise geliştirdiği mikroskopla spermleri ve bakterileri incelemiş. Şu an kullandığımız kadar kompakt bir mikroskoptan bahsetmiyoruz, daha ilkel. Ve Leeuwenhoek aslında mikrobiyolojinin babası olarak kabul ediliyor bakterileri incelediği için. Schleiden bitkilerin hücrelerden oluştuğu ifade etmiş, çekirdeğin hücre bölünmesindeki rolüne dikkat çekmiştir 1838'de. Schwann ise demiş ki hayvanlar hücrelerden oluşur ve canlının yapı birimi olarak e, hücre e, ileri sürülmüş. Ve Schwann ve Schleiden birleşerek bir hücre teorisini ortaya atmıştır. Biz şu an bu teoriyi hala kullanıyoruz. Üzerine gelişmeler oldu sadece. Virchow demiş ki hücrelerin daha önce var olan hücrelerden bölünerek üredi oluştuğunu hücreyle ilgili genellemenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Meiser demiş ki son balığının sperm hücrelerinin çekirdeklerinde nükleik asitleri görüntülemiştir. Yani nükleik asitlerin yani DNA'nın çekirdekte olduğunu görmüş. Knoll ve Ruska demiş ki ilk elektron mikroskobunu yapmışlar. Elektron mikroskobu şu an kullandığımız mikroskoplardan. Watson Crick demiş ki DNA sarmal yapıdadır. Çift polinükleotit zincirden oluşmuştur. Biliyorsunuz geçen derslerde anlattık. DNA'da iki tane polinükleotit zincir var. Singer ve Nicholson demiş ki akıcı mozaik zar modeliyle hücre zarının yapısını kabul etmiştir. Şu an hala Schleiden'ın, Virchow'un, e, Watson ve Crick'in, Singer ve Nicholson'un hala yapmış olduğu teorileri biz kullanıyoruz biyolojide ve bunlar üzerinden size bahsedeceğim şimdi. Evet hücre teorisiyle başlıyoruz. Hücre teorisi canlı'nın tepe, temel yapısal ve işlevsel birimini hücredir diyor. Yani bu teori diyor ki canlıda temel olan yapısal olan ve işlevsel olan birim hücredir diyor. Tüm canlılar bir ya da çok sayıda hücreden oluşur diyor. Yeni hücreler var olan eski hücrelerin bölünmesiyle oluşur diyor. Yani hiçbir şey yoktan var olmaz. Hep bir öncesinin var olmasıyla oluşur. Tüm metabolik olaylar hücrede gerçekleşir diyor. Hücreler kalıtım molekülü içerir. Bölünerek bu kalıtım moleküllerini yavrularına aktarırlar diyor. Şu an hücre teorisi hala kabul ettiğimiz bir teori. Evet hücrelerin genel yapısına gelelim. Hücrelerin yapısına bakarken aslında biz birinci bölümde bunu kolayladık. Sadece burada tekrar ediyoruz. O yüzden birinci bölüm çok önemli. Biz hücrelerin genel yapısına göre canlıları ikiye ayırıyoruz. Bir prokaryot hücre, iki ökaryot hücre. Şimdi burada en çok karıştırdığınız kısma geliyorum arkadaşlar. Buradaki pro olmak ilkel olmaktır. Çünkü bir şeyin prototipi üretilirse o ilkel anlamına gelir. Burada profesyonel ile karıştırmıyorsunuz. Hep burada hata oluyor. Prokaryot en basit söylemiyle ilkel gelişmemiştir. Ökaryot ise gelişmiş hücrelerdir. Prokaryot hücrelerimiz kim olabilir? Bakteriler ve arkeler prokaryotken gelişmiş hücrelerimiz Basitten gelişmişe sayalım. Protista, mantar, bitki ve hayvandır. Şimdi bu gelişmiş ve gelişmemiş terimleriyle ne söylüyoruz? Oraya gelelim. Şimdi bir prokaryot hücre görüyorsunuz. Zarla çevrili, çekirdeği ve organeli yoktur. Zarlı organeli yoktur. Şimdi bunlar da gördüğünüz gibi şu DNA'ları halkasal ve stoplazmalı çünkü çekirdek yok. Ve DNA'nın etrafını saran histon proteinleri bakteride yokken arkelerde bulunabilir. Bunların tamamı tek hücreli ve tamamı tek kromozomlu bir yapıya sahiptir. Yani en kromozoma sahiptirler. Hücre iskelet elemanları yoktur çünkü bunlar hücre iskelet elemanları ökaryotlardan itibaren evrildi. Bakteriler ve arkeler prokaryottur. Prokaryot hücre yapısına sahip olan tüm canlılar tek hücrelidir. Yani prokaryot dersek biz şunu anlayacağız. Neyi var neyi yok derse çekirdeği ve zarlı organeli olmayan canlılardır. Hangi organeli vardır? Sadece zarsız olan ribozom bulundurur. Ribozomla protein sentezi yapabilir. DNA sitoplazmada halkasal yapıdadır. Gelelim ökaryot hücre tanımına. Ökaryot hücre zarla çevrili çekirdeği ve zarlı organeli var. Geliştiniz artık geliştiğiniz için neye sahipsiniz? Bir zarla çevrili çekirdek şu görmüş olduğunuz bir çekirdek. Bir de zarlı organelleriniz var. Tabi zarlı organellerin yanında ribozom dediğimiz zarsız organeli de bulundurabiliyorsunuz. DNA isan histon proteini var. Kromozom sayısı birden çoktur. 2N yani genellikle diploittir. Hücre eskilat elemanları bulunur. Protistler, bitkiler, fungiler yani mantarlar ve hayvanlar ökaryottur. Çok hücreli ya da tek hücreli ökaryot olabilir. Ama prokaryotların tamamı daima tek hücredir unutmayalım. Şimdi kalıtım molekülü bulundurma. Şimdi soru dersek eğer hangi yapılar hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda yani tüm canlılarda ortak bulunur derse 1. DNA ve RNA 2. Ribozom 3. Hücre zarı 4. Sitoplazma Tüm canlılarda ortaktır. Ancak kalıtım molekülü bulundurma ve ATP sentezleme, ribozom bulundurma, bunun için protein sentezi yapma bunların hepsi de ortaktır. Yani soru derse ki bana prokaryot ve ökaryotlarda ortak olan yapılar hücre zarı, DNA, RNA, stoplazma, ribozom. Hangi olaylar hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda gerçekleşir derse protein sentezi çünkü neyin var e, ribozomun ve ATP sentezime kalıtım materyali bulundurma ikisinde de ortak olacak. Evet, şimdi artık hücreye giriyoruz. O minicik, odacık dediğimiz, Robert Hooke'un 1665'te "selüla" dediği hücrenin kısımlarına geleceğiz. Şimdi ökaryot hücreye baktığımızda, bir hücre zarı, iki sitoplazma, üç hatta sitoplazma ve organeller diyelim, üç ise çekirdek olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Şimdi hücre zarına geldiğimizde, bunun özellikleri ve görevleri var. Bir kere hücre zarı esnektir, incedir, yarı geçirgendir, seçici geçirgendir. Yani hücre zarı canlıdır en basiti. Her istediğini almaz, seçici geçirgendir. Madde alışverişini sağlayan porlar yani delikler bulundurur. Hücre zarının yapısına baktığımızda karbonhidratlardan glikoz, yağlardan çok fazla fosfolipit ve proteinden oluşuyor. Peki hücre zarının görevi nedir? Yani şu benim hücremin içi, şu görmüş olduğunuz hücrenin zarı. Peki o zaman görevi ne? Doğal olarak hücreyi korur, şekil verir, dış ortamdaki hücreyle iç ortamdaki hücreyi birbirinden ayırır, hücrenin dağılmasını engeller ve madde alışverişini sağlar. Şurayı zoom yaptığımızda buranın görüntüsü şu şekilde gençler. Bir çok iki sıra çift sıralı olarak fosfolipit tabakadan oluşuyor. Şurada bir kanal proteinleri bulunuyor ve burada da glikozlar ya proteinlere ya da lipitlere bağlı olarak bulunuyor. Şimdi yapısına geldiğimizde akıcı mozaik zar modeliyle açıklanır. Hatırlayın bunu ilk kısımda kim söyledik? Singer ve Nicholson dediğimiz iki tane bilim adamı akıcı mozaik zar modelini açıkladı. Bu şunu diyor %55 oranda protein %42 yağ %3 karbonhidrat içeriyor. Yani en fazla protein içeriyor. Şurada fosfolipitler var. Çift sıra halinde dizilmiş. Esnekler ve hareketliler. Bu yüzden akıcı diyoruz tamam mı? Esnek ve hareketli olduğu için. Fosfolipitlerin hidrofilik yani şimdi şöyle fosfolipitleri bir çizelim. Şu birinci kısım, şu da ikinci kısım. Hemen hatırlayalım. Fosfolipitlerin bacaklarında yağ asitleri vardı. O zaman bu yağ asitleri suyu sevmiyordu. Yani hidro Fobik. Baş kısmında kim vardı? Gliserol vardı. E, kolin bazı vardı. Bir de fosfat grubu vardı. Ya da fosforik asit dediğimiz kısım vardı. Bu kısım ise nasıldı? Hidrofilik. Çünkü fil su sever. Şimdi buraya bakın. Baş kısımları dışa dönük. İç şurası. Hidrofobik kısımları yani iç kısımları birbirine bakıyor. Önemlidir. Fosfolipid tabakada suyun hücreye girişi ve çıkışını büyük oranda engelliyor. Çünkü fosfolipid nasıl yapıda yağlar. Benzer benzerde çözülür. O zaman suyun girişini engeller çünkü yağlar suda çözülmez. Fosfolipitler arasında düzenli dağılmış yer değiştirebilen proteinler vardır. İşte bu akıcı yer değiştirdiği için mozaik dememizin sebebi de aralara proteinlerin serpiştirilmiş olması. Zara yağ tabakası içinde boydan boya kat eden protein kanallar vardır. Şu görmüş olduğunuz kanal proteinleri gençler dikkat ediniz. Kanal proteinleri hücrenin madde alışverişini sağlıyor. Şu görmüş olduğunuz şu kısımlar fosfolipid. Şurada görmüş olduğunuz kısımlar ise kanal proteinleri. Hücre zarı zar yüzeyini hücre Zar yüzeyine taşınmış enzim, görevi gören proteinleri de bulunur. Yani bazı proteinler kanal görevinde, bazıları da zar yüzeyinde enzim görevinde. Şimdi karbonhidratlar nasıl bulunur? Karbonhidratlar yani glikozlar ya glikozla protein birleşmiş, glikoprotein şeklinde bir paketleme olmuş. Yani bunu Golgi yaptı o zaman. Glikozla lipid birleşmiş, glikolipid şeklinde e, yapıda bulunuyor. Yani glikozlar serbest bir şekilde bulunamıyor tamam mı? Ya lipitlere ya proteinlere bağlı. Peki bu glikoprotein ve glikolipitlerin hücre zarındaki görevi nedir? Burası önemli. Reseptör görevi görürler. Yani gelen bilgiye alıcılardır. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlarlar. Hücre zarının seçici geçirgenliğini denetlerler. Miktar ve dağılımı her hücrede farklı olduğundan hücreye özgürlük sağlar. Yani hücrenin kimliğini belirler. Bunların miktarları ve kısımları her hücrede farklılaşıyor çünkü. Hücreye antijenik özellik kazandırırlar. Yani o yüzden bu glikoproteinler ve glikolipitler ki biz bunların birleşmiş haline glikokaliks diyeceğiz birazdan meraklısına kısmında. Bu glikokaliks kısmı hücrenin özgürlüğünü sağlıyor. Yani hücreye kimin alıp kimin alınmayacağını denetleyen kısım. Şimdi meraklısına kısmı diyor ki bize hücre zarının dış yüzeyinde bulunan zar yüzeyini saran glikoproteinler ve glikolipitlerden oluşan tabakaya glikokaliks denir. Bu tabakanın bozulması kanserleşmeye neden olur. Şimdi glikokaliks iki hücrenin birbirini tanımasını sağlar. Bu hücre bölüneceği zaman buna sormak zorunda. Eğer sormazsa ki diyelim ki glikoprotein ya da glikolipit kısmında hasar var. E o zaman soramıyor. Bu hücre bölünüyor, 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 bölünüyor. Bunun yerini de kaplıyor. İşte zaten biz kansere ne diyoruz? Kontrolsüz hücre bölünmesi. Çok fazla hücrem bölündüğü için kansere neden oluyor. Şimdi hayvan hücresinin zarında özel bir durum var. Kolesterol dediğimiz bir yapı var. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Kolesterol neydi? Hemen ilk üniteden hatırlayalım. Steroid'ti değil mi? Kolesterol hayvan hücrelerinde bulunuyor. Ne sağlıyor? Zara sağlamlık ve esneklik sağlıyor. Sıcaklık değişimlerinde zarın verebileceği zararlar engellenmiş oluyor ve bir tampon görevi görüyor. Çünkü hücre zarının mesela sıcaklık çok sıcak oldu diyelim. Normalde zar canlı olduğu için akışkan kıvama geçmesi gerekiyor. İşte kolesterol bunun çok akışkan olmasını engelliyor. Bu yüzden de bir tampon görevi görüyor. Şimdi hücre zarında kimler kimlere göre daha kolay geçer ona bakalım. Şimdi şu hücre zarına bakarsanız şuradan bir tekrar tekrar bir etmek istiyorum. Niye Niyeyse bir aklımızda sorular kalmasın. Şunlar fosfolipitler gençler. Şunlar kanal proteinleri. Şu glikozlar şuraya gömülü olan proteinlere bağlanmış. O yüzden glikoprotein. Glikozlar lipitlere bağlanmış. O yüzden glikolipit, tamam mı? Ve bu bir hayvan hücresi olduğu için kolesterolü var. Şimdi kimler kimlere göre daha kolay geçer? Mantıklı gidelim. Bir kere küçük bir molekülseniz büyük moleküle göre tabii ki de daha kolay geçeceksiniz. 2. Nötr iyonlar aslında nötrler iyonlara göre daha kolay geçer. İyonları da doğal olarak katyon ve anyon olarak ayırmam lazım. O zaman negatif iyonlar pozitiflere göre daha kolay geçer. Eğer siz yağda çözünen bir molekülseniz suda çözünen bir moleküle göre daha kolay geçersiniz. Çünkü şurası yağ tabakı arkadaşlar. O zaman yağı çözen maddeler kimler mesela eter mesela alkol bunlar suya göre çözemeyenlere göre daha kolay geçer. Her zaman unutmayınız kimyanın en basit kuralı benzer benzerden daha kolay geçer. Benzer benzerde çözünür tamam mı? Şimdi etkinlik birle devam ediyoruz. Aşağıdaki moleküllerin hücre zarından geçiş hızlarını büyüktür, küçüktür, eşittir işaretle kullanarak belirleyiniz. Şimdi hücre zarından geçebildiklerine göre aslında bu moleküllerin ben küçük olduğunu söyleyebilirim. Hemen bir kalemimizi de ayarlayalım. Bu moleküllerin biz küçük olduğunu söyleyebiliyoruz. Küçük moleküller olduğuna göre bunlar. Moleküllerin hangisi hangisine göre daha küçük ya da eşit mi onu bulacağız. Şimdi B vitamini A vitaminine göre. Burada bilmemiz gereken A vitamini yağda çözünüyor. B vitamini suda çözünüyor. Hücre zarı yağdan oluştuğu için benzer benzerden daha kolay geçtiği için yağda çözünenler suda çözünenlere göre daha Hızlı geçiyor. Etil alkol ve laktik asit. Laktik asit 3 karbonlu. Etil alkol 2 karbonlu. E, 2 karbonu daha küçük olduğuna göre daha hızlı geçer. Şimdi riboz ve deoksiriboz. Riboz adı üstünde 5 karbonluydu hatırlayın. Yani C5H10O5. Deoksi yani olumsuzluk eki koymuş bir tane. O zaman C5H10O4 deoksi diyor. Bir oksijen eksik. O zaman burası e, deoksiriboz daha hafif olduğuna göre riboz daha yavaş geçti. Klor iyonu sodyum iyonuna göre iyonlardan negatifler pozitiflere göre daha hızlı geçer. Oksijen potasyuma göre şimdi oksijen bir nötr yapıda olduğu için iyonlara göre daha hızlı geçer diyoruz. Şimdi gelelim hücre çeperi. Her ders soruyoruz çocuklara. Hücre çeperi diyoruz. Çocuk anlatıyor. Diyor ki hücre zarının etrafında bazı canlılarda bulunan cansız yapı. Hücre duvarı diyorum. Ha diyor. Oysa bilmiyorlar ki hücre çeper ve duvar aynı şeydir arkadaşlar. Şimdi bazı canlılarda şu sizin hücre zarınız demiştik değil mi? Bazı canlılarda bu zarın etrafında cansız bir tabakamız daha var. Tamam mı? İşte biz buna hücre çeperi diyoruz tamam mı? Kimler bu canlılar? Hücre çeperi bulunduran canlıları babam diye kodluyoruz. Kim bu? Bakteri, arke, bitki, alk ve mantar. Tamam mı? Bu canlılarda hücre duvarı ya da hücre çeperi vardır. Şimdi e, hücre çeperi cansız zar'a göre daha dayanıklı ve kalındır. Hü, yani hücre zarı canlıyken hücre çeperi cansızdır. Sert bir yapıya sahip olduğundan mekanik bir koruyucudur ve üzerinde porları bulunmaz, yani delikleri yoktur. Ama hücre zarının üzerinde şöyle şöyle küçük küçük delikler vardı unutmayınız. Üzerindeki geçitler sayesinde tam geçirgendir. Şimdi canlılarda bulunan hücre duvarının yapısı birbirinden farklıdır. Mesela bakterilerin hücre çeperi peptidoglikan, arkelerin hücre çeperi pseudopeptidoglikan, mantarların hücre çeperi kitin, bitki ve arkelerin hücre çeperi ise selilozdur. Tamam mı? Ama canlılarda bulunan hücre çeperlerinin yapıları birbirinden farklıdır diyoruz. Evet şu notlara ve meraklısına dikkatle dinleyin. Bitkilerde hücre çeperi selülozu ek olarak lignin, süberin, pektin gibi polisakkaritlerde polis bulundurabilir. Yani bazı hücre çeperlerinde bitkilerde bazı yapılarda ligninleşmiş bir tabaka süberin ve pektin gibi maddelerde bulunabilir. Bitki bölgesini hani karşınıza çıkarsa ama böyleydi diye karıştırmayın diye not yazmak istedik. Bitkilerin üreme hücreleri bazı bakteriler ve bazı arkelerde hücre çeperi bulundurmaz. Yani o saydığım canlılarda hücre çeperi bulunabilir. Ama kesinlikle bulunur derse mesela bazı bakteriler var. Bu bakterilerde hücre çeperi yok. Yani hücre çeperi olmayan bakterilerde olabilir. Bitki hücreleri yaşlandıkça çeperdeki madde birikimi artar. Hücre çeperi giderek daha kalınlaşır tamam mı? Şimdi hücre zarının farklılaşan yapılar var. Önce burayı ufacık bir bahsedeceğim sonra hücre zarından madde geçişlerine geçeceğiz. Hücre zarı farklılaşarak villus oluşturur. Villus ince bağırsakta var hatırlayın hemen. Bizim ince bağırsağımız yüzey alanını arttırmak için nasıl şöyle 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 yapıda değil mi? Hatta burada şöyle ince çıkıntılar da var. Eminim yüzeyini arttırırlar hücre zarının serbest yüzeylerde oluşturduğu parmak şeklindeki mikrovilluslara sahiptir. İnce bağırsakta da bol miktarda eminim olduğu için amaç burada yüzey alanını arttırmaktır. E bu neyden oluşacak? Tabii ki de hücre zarından oluşacak. Gelelim yalancı ayak. Şimdi yalancı ayağı kimde gördünüz en son? Amip'te gördünüz değil mi? Ne oldu? Besin bulma, besin alımı ve yer değiştirme gibi yapılardaki geçici yapılardır hücre zarından oluşan. Amip, cıvık mantar ve ak yuvarlarda yalancı ayak oluşturabilir. Mesela bir ak yuvar bir mikrobu yerken yalancı ayakla onu yok eder. Tamam mı? Amipteki yalancı ayakta bunu örnek. Pinostatik cep, bazı hücreler sitoplazmaya doğru oluşan besin alımını sağlayan geçici yapılardır. Pinostatik cep, pinositoz da işe yarayacak. Siller mesela paramesyumda hareketi sağlar. Memeli hayvanlarda solunum yollarında siller var. Mesela işte solunum yollarında o siller sayesinde partiküllerin içeriye girmesi engelleniyor. Yumurta kanalında bulunan çok sayıda kısa uzantımız var tamam mı? Orada kirpikli de siller var. O yumurtayı e, fallopi tüpüne göre çekecek tamam mı? O yüzden önemli. Paramesyumdaki siller de bir hücre zarı farklılaşmasıdır. Kamçı Bakterilerde öglerine de sperm hücrelerinde bulunuyor. Şurada görmüş olduğunuz şey kamçıdır. Kamçının görevi nedir arkadaşlar? Hareketi sağlamak.